geleceğiz. Gelecek inşallah. Derdileri ne yaptınız? Gelecek gelecek. Bırakıcıyı bir aldınız. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Türkan teyzenin mutfağından açılış yapıyorum. Buranın ölçüsünü verdik, şimdi onun sohbeti ediliyor içeride. Perde ölçüsünü ne yaptınız diye. Türkan teyzenin de bu camlara ölçü verdik. İkimizin perdesi de aynı olacak inşallah. Yalnız şöyle güzel bir açılış yapayım size istedim. Güzelliğine bakar mısınız maşallah. Türkan teyzenin cam balkonda böyle köşede koskocaman bir ağacı var. Onların balkonları bize göre biraz daha oval. Bizimki kare. Onların tam buradan dönüyor. Türkan teyze benim alt komşum. Türkan teyzeninki oval, benimki kare. Şöyle de bir koltuğu var burada. Kış bahçesi. Şimdi size ikramlıklarımızı da çekeyim. Anne çık dedi, sen otur dedi de ben de laf anlamadım. Türkan teyze niye bıçak biliyor şimdi bize? Bilmiyorum çok. Güzel kesin. Bilmiyorum Türkan teyzenin hazırlıkları. Bize yaş pasta yapmış. Maşallah. Feyzi'ye de ikramlıklarımız hazır. Feyzi'ye seni çekiyorum, bilgin olsun. Hadi, merhaba. Takipçilerine buradan merhaba diyeyim. Evet. Kayseri ketesi. Ben de keteleri tabaklara koyayım mı Türkan teyze? Keteleri? Isıtsan mı? Yok, gerek yok bence. Ona gerek yok da keselim mi diyecektim. He, keselim mi keteleri? Belki tümünü yiyelim diyenlere iki parça olsun. Olur, evet. Şöyle ben keseyim onları. Şey, kesik olarak koyarız, isteyen tümünü. Bence de buraya. Olabilir. Ustam. Orada mı keselim? Merhaba, geldi ben. Şöyle. Ortadan mı böleyim Türkan teyze, şöyle şöyle mi böyleyim, nasıl böyleyim? Nasıl bölsem böyle işte, sen biliyorsun şeyi. Türkan teyze şöyle göster. Şöyle mi bölsem? Hoş geldin. Hoş geldin Kübra. Şöyle iyi mi Türkan teyze? Ne yaptın? Tamam abla, sen al. Geldi mi annen? Evde geldi. Geldi, ben zaten onu bekliyordum. Annem de şey dedi. Kur'an okutuyor ya işte annem için. Öyle bugün. Şey yaptın mı? Bugün değil de. Her gün. Kübra şunlar tabaklara yerleştirin. O şeye kızılsın, sen anneme bir hoş geldin diye mutfakta tamam. Bir sürüsünüz. Ben karışmıyorum. Biz hazırlarız Türkan teyze. Birer tane değil mi herkese? Aynen. Birer şöyle. Tane bırak. Şöyle koyuyorsun ya nereye? İsteyelim mi? Yok yok. Şöyle tüm koyalım hocam. Bence tüm bırak. İsteyen tamam yesin. İsteyen yarısını. Günah yiyorum. Günah yiyorum. Günah yiyorum. Hazırlığı çıkanların yerin tane yiyorlar ya. Annemi bekleyince biraz geciktim ben. Olsun. Yok olsun canım. Şey Türkan teyze acele etti. Çayımız soğuyor diye. Acıyor dedi. Bana birini de alayım dedi. Kaç tane eksik Kübra? Üç tane. İki bir tane, daha keseyim. Kesersen tamam olur. Senin benim kuş geldi mi? Aysin onu bekliyordu. Sen mi içeriye heyecanla? Esmini hep unutuyor musun? Eslem. Eslem. Diyor ya benim adım Eslem diye. Demiş, pastayı da kesiyorum kızlar. Sen demiş doktor musun demiş. Gözlüklü görünce. Gözlüklüsün evet, demiş. Evet, sen doktor musun diye sorar. İlk defa diyor öğretmen olmadığımı çıkarttı beni diyor dedi. Şey yapar ya. Yavrum. Abim ağacın işte çiçek açtığını çok merak ediyorum. Annem söyleyeyim. Başka. İkimiz büyük. Hoş geldin Eslem. Aysma da seni bekliyordu. Eslem nerede kaldı güzel diyordu. Oynamadınız mı? Şöyle şey alamadım. Kopacak gibi. Hadi geç içeri. Oynar anne. Oynar oynar. Dur bir dakika ben söyleyeyim. Çok çok kalın oldu bu ya. O da Aysma. Fark etmez nasıl dersin Türkan teyze. Bismillah. Kübra Nur, Kübra Nur diyorum sana, benim torunun adı. Sen de çayları doldurursun. Allah. Şey, doldur doldur, hazır Kübra. Tamam. Tahtayı kaldır, sil öyle, çık buraya. Karışmayayım diyorum da yine de geldim. Yine de dayanamadım. Ev sahibi bulduk. Ev sahibi muhabbeti. Hangisi? Hangisi de? Bu. Çocuklara ince ince keseyim de. Onlar yiyor mesela. Kaynar kanatı hemen çıkmıyor. O geri yukarı yatıyor. Vallahi ben şu İbrahim'i arasam ya. Şu şeyi yemeği ona teslim ettim. Emin olamıyorum. Hiç emin olamıyorum da ne yapayım.
Servise başladılar. Servis bitmeden şunun böreği yok yalnız. Ya. Aa şunun da yok. Aa şunun da. Ha onun varmış. Şu ikisinin yok. Tamam ben hemen şu fırın içerisinden alayım. Şöyle tabaklarımızın son halini de çekeyim size. Şimdi paslamaya bir not verin bakayım yerde bir. Kübra bak şunun. Onun üzerinde. Şunun. Bir de onun. Yüz üzerinde. Bir dakika. Çoktandır şöyle. Yapmıyorum diyorum. Acemi pastası yok da yok diyor. Türkan teyze valla görünüşleri bile belli zaten nasıl olduğunu. Söylemeye gerek yok. Vallahi anlatmaya gerek yok. Görüyoruz. Gerek yok anlatmaya diye. Evet. Alabilirsiniz kızlar. Onlar servise başladı. Ben de bu arada ne çekersem o kar. Türkan teyze sade mi yapayım kahveleri? Nasıl yapayım? Vallahi orta şeker dediler. Tamam. Fincan bakla bir tane atıyorum. Ne yapayım? Aha, bir tane. Şey mi bu dibek mi kahve? Dibeyle şey, şey Türk kahvesi karışık. Karışık mı? Ölçeğim de büyükmüş ki benim şeyin ölçeği küçük. Ben ona buradan bir tane atıyorum. Şey 3 attım. 4 mü atayım 4 fincana? Sanki biraz fazla gibime geldi. Valla kafana göre daha benim ne diyorum ya. Sen atayım o zaman. Şey mi? Makinen annelerin güne hediye mi? Ya sor. Güzel olmuş keselerine böyle. Bence diyor ki. Bu uğraşıyor benim annem. Oramdan pişirmeniz gidiyor. Türkan teyze. Senin makinede şey mi yapıyor? İki defa mı basıyoruz? Bir basıyorum, duruyor sonra geldi. Yeşil yandı mı? Yeşil mi yanacak, kırmızı mı? Yeşil yanıyordu. Tamam bir tane daha bastım o zaman. Yeşil de karıştırıyor mu şu ne? Ha iyice karıştırıp da şey ediyor onu. Öyle mi? Ben karıştırmadım onu koyuyorum. İyice eriyor. Dur bakayım. Şu ne içinde bir şey çıkıyor sallanıyor. İşte o onu ne ediyorsa bir şey ediyor. Taşıttırmıyor o köpürüncük. He onu uyarıyor. He, onu dediği zaman tamam. He. Onu erimeden koyamıyorum. O sensöre değdi. O sensöre deyince duruyor. Evet. Taşmasın diye evet. O sensörmüş. Akıllı makine evet. Hadi bakalım bismillah. Lokumdan koyalım ben ne olur isteyen alsın. Ayrı ayrı bunu veriyor şeyin yanına. Şeyler lokumdan ne olur? Ben geliyorum. Sen git biz getiriyoruz. Hep seni bekledik. Seni yapsınlar diye görüyor musun? Bu 4 tane olacak herhalde. Biraz önce eve çıktım. Yalnız sohbet o kadar güzel, o kadar keyifliydi ki ben bir ara Aydanur'un okul çıkış saatini unuttuğumu fark ettim. Kafamı bir kaldırdım, okul çıkış saati bir hışımla gittim. Aydanur'u alıp geldim. Kahve için beni beklemişler. Dediler seni bekledik. Yalnız şükürler olsun ki o kadar şanslıyım ki. Komşularım çok iyiler. Allah razı olsun hepsinden. Artık Türkan teyzeyi tanımış kadar oldunuz. Videolarda çıkmak istemiyor. Çıkmak istese onu da çekeceğim ama çıkmak istemiyor. Beni çekme diyor. Fevzi'ye de sıkıntı yok. Fevzi'yi çek diyor. Diğer komşularıma da sormadım. Hani benim YouTube kanalım olduğunu, videolar çektiğimi bugün hepsi öğrendi. Ama hani videolarda çıkmak isterler istemezler. O konuda bir bilgim yok. Sormadım da. Ama Fevzi'ye çıkıyor artık videolar. Alıştı. Fevzi'ye alıştı videolarda çıkmaya. Türkan teyzeye de bugün dedim ki Türkan teyze takipçilerim seni çok seviyorlar dedim. Diyor o kadar baklava açtık sevsinler tabii. Video çekmeyi seviyor ama kendinin görünmesini sevmiyor. Onun için onu çekmemeye çalışıyorum. Onun manzarasını gördünüz. Aynı manzaramız. Onun mutfak balkonu da çok güzel. O da sürekli orada vakit geçiriyor. Ben de inşallah birkaç aya kadar ben de orayı düzenleyeceğim. Ben de artık şu an tam aslında mutfak balkonumuzun zamanı geldi. Tam oturma zamanı ama benim oraya bir oturma şeyi ayarlamam lazım. Bakacağız artık. Ayhan cumartesi dedi. Geçen cumartesi denk getiremedik. İnşallah önümüzdeki cumartesi ona bakacağız. Şimdi ben eve çıktım. Aydanur'un arkadaşı var. Bizim sokakta oturuyor. O telefon açtı ki parka çıkabilir miyiz diye. Tamam dedim çıkın. Artık havalar açıldı. Çok güzel. Çok şükürler olsun. Güneşi gördük. Dedim Aysima'ya da iyi olur. Aydanur'la Aysima parka gittiler. Aydanur'un arkadaşı da gelecekti. Onlar parktalar Aleyna dershanede. Ben de şimdi eve çıktım. Ayhan'ı aradım. Akşam için dedim bulgurlu patatesli hani köfte oluyor ya yeşillikli. Yeşilliğimiz bol bu arada. Nanemiz, maydanozumuz, marulumuz bayağı bol.
Ondan yapsam dedim, yanına da bir çorba yapsam kabul eder misiniz akşam yemeğine? Kabul ederiz, yap dedi. Şimdi hemen videoyu açmadan önce patatesi soydum, ocağa koydum. O haşlanıyor, bulaşık makinesini çalıştırmıştım gidince. O da yıkamış bitmiş, kapağını açtım. Şimdi bulaşık makinesi boşaltılacak. Bir yandan köftenin bulgurunu ıslatayım, hazır olsun. Sonra soğanlı yeşilliğini falan karıştırırız. Derken akşam yemeği işine geçtim. Yalnız şu anda benim karnım tok. Hiçbir şey yiyesim yok. Onun için aklıma da yemek yapmak gelmiyor. Bugünlük de öyle olacak artık. Hemen bir yanına çorba yaparım. Köftemizi hazırlarız. Bol yeşillik yıkarım yanına da. Bugün akşam yemeğimiz de öyle olsun. O zaman hadi mutfağa geçelim. Bir yandan bulaşık makinesini boşaltayım. Bir yandan da köftenin hazırlığına devam edelim. Köftelik bulgurum da azmış ama yeter bize. Kendimce şöyle bir ölçüm var. Kişi başına bir çay bardağı. Yani benim bu köftem 4 kişilik olacak. Zaten ben de tok olduğum için sıkıntı yok. Şimdi bulguru ekledim. Üzerine çıkacak kadar kaynar su ekliyorum. Birazcık karıştıracağım. Kapağını kapatıp bunu pişmeye bırakacağım. Öncelikle bu burada şişe dursun. Bir yandan da patatesimiz haşlanıyor. Bu burada dinlenirken ben bulaşık makinesini boşaltıp yeşilliklerimizi yıkayacağım. Bulgurumuz güzelce dinleninceye kadar ben de bulaşık makinesini boşaltıp yeşilliklerimizi yıkadım. Şöyle şimdi bir kontrol edelim. Oh, mis gibi dinlenmiş bu da. Şimdi buraya bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ekleyeceğim. Biraz da soğanla ekleyeceğim. Onun için salçaları kaldırmıyorum. Hemen haşlanan patatesimizden birazcık ekliyorum. Şöyle iki kere bir kadar eklesem yeter. Biraz fazla haşladım ben. Birazcık daha alalım mı? Alalım hadi. Patatesi fazla haşladım. Çünkü bulgurun az olduğunu bilmiyordum. Sanırım burası yeter. Şimdi burayı güzel bir yoğuracağım. Bulgurla patatesi. Sonrasında soğanını kavurup baharatlarıyla birlikte ekleyeceğim. Yeşilliğini de ekleyeceğim. Limonunu artık baharatlarını ekleyeceğim. Köftemiz hazır olacak. Hadi bakalım yoğurmaya geçelim. Her şey yolunda giderken bir telefonla ani bir çıkış yaptım. Yalnız bu arada soğanı kavurdum. Salçasının toz biberini, baharatını eklemiştim. Burada bıraktım onu. Yeşilliğini doğramıştım. Bu da hazır. Köftemiz burada biraz yoğruldu. Şimdi yeşilliğini ve soğanlı baharatını ekleyeceğim. Biraz marul yıkadım bununla yemek için. Şimdi bunun devam edeceğim hazırlıklarına. Sonra çorbamızı koyacağım ocağa. O da pişe dursun. Gelirken boş mu geldim? Tabii ki asla. Ben yine züccaciye reklamlarında gezerken şöyle bir şey gördüm. Ve çok hoşuma gitti. Çok minnoşlar bakın. Zaten böyle şeyleri de çok seviyorum. Tek kişilik lokumluklar. Ayhan görse der ki çok acil ihtiyaçtı, iyi ki almışsın. Ama çok güzeller. Böyle tek kişilik sunumlarda. Hatta ben hızımı alamayıp 2 tane mi alsam diye bile düşündüm. 12 tane mi olsa dedim. Sonra dedim ki Nuri abartma, yapma böyle şeyler. Yeter 6 tane. Diyerekten vazgeçtim. Birazcık daha büyük olsaydı. Aa, bu kırıkmış ya. Ben bunları hiç incelemeden aldım. Neyse, o tarafa yolumuz çok düşüyor. Ben bunu götürüp değiştireceğim. Bakar mısınız şansıma? Neyse, bunu değiştiririm artık da. Bir tanesi kırık çıktı. Ama çok tatlılar. Bakın. Minnoş. Bu da mı kırık ne? Evet, bu da kırık. Şurası hafif. Bakın. Ya hiç incelemeden aldım. Böyle bir şey de yapmazdım da acelem var diye pek inceleyemedim. Züccaciyenin önünden geçiyordum. Dedim şundan bir tane de ben alayım.
Neyse, tekrar hemen paketine dolduruyoruz. Ve değişime götürüyoruz. Yalnız bana fiş de vermedi bunlar. Neyse, sorun çıkarmazlar inşallah. Şöyle hemen dolduralım tekrar. Bunları hemen kaldırıyorum olduğu gibi. Sonra köftemize kaldığımız yerden devam ediyorum. Köftelerimize şekillerini verdim. Çorbamız da pişmek üzere. Şimdi yavaştan soframızı hazırlayacağım. Bizimkiler gelmeye hazır olacak. Yalnız bunun içine ben marul doğradım, maydanoz doğradım, nane doğradım. Aslında sadece maydanozla yapılıyor ama ben biraz yeşilliği bol seviyorum. Nane ile marul da doğradım. Zaten içinde yoğruldukça o da sönüyor. Ama daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Köftemiz bu şekilde hazır oldu. Çorbamız da hazır olmak üzere. Ben bir yandan artık soframızı hazırlayayım. Yine bir kahve kapanışıyla karşınızdayım. Herkes yattı bu arada. Çay faslı bitti. Mutfağı toparladım. Şimdi herkes yattı, bir kahve içeceğim. Bu saatlerde kahve içmek alışkanlık oldu bende. Hem de duble yapacağım. Büyük bir fincan kahve içeceğim. Hani herkesi kahve uykusunu kaçırır ya. Aksine ben kahve içmeyince uyuyamıyorum. Şöyle hemen küçük çaplı bir sunum hazırlayacağım. Bu arada aklıma ne geldi? Bir dakika, hemen geliyorum. Şimdi benim bu lokumluklar defolu çıktı ya. Nasıl olsa bunlar iadeye gidecek orada. Bir tanesini kullanmamda sakınca yok diye düşündüm. Bir tanesini yıkadım. Şimdi kullanacağım, sonra geri kaldıracağım. Şöyle şekerlemelerimi de içine bırakalım. Şu bir tane de mor olsun değil mi? Bakalım nasıl duruyor sunumda. Gayet de güzel. Büyüklüğü de ideal. Bakın şöyle. Bence gayet iyi. Bu arada boğazım ağrısı için tavsiyelerinizi hepsini deneyeceğim. Zencefille sütten tutun. Birkaç tavsiye daha gelmiş. Yarın artık. Bugün hiç vaktim olmadı. Yarın onlardan deneme yaparız artık. Hemen kahvemi pişireyim. Aleyna test çözüyor. Ben de yanında oturuyordum. Kahvemi alıp tekrar Aleyna'nın yanına geçeceğim. Bu defa aldığım kahvem sanki bayatmış. Yani bilmiyorum, oradan hazır çekilmiş aldım. Çekilmiş kahve, taze çekilmiş kahve ama orada paketlenmiş olandan aldım. Asla köpürmüyor. Bilmiyorum bu kaçıncı fincanım. Yani köpürmüyor. Küçük fincana da yapsam köpürmüyor. Büyük fincana da bir daha almayacağım. Festivalden Türk kahvesi almayacağım. Şekerlemeleri aldığımız yerden almıştım ama yok, bir daha almayacağım. Hiç memnun kalmadım. Artık veda vakti geldi, çattı. Şöyle şekerlemelerimin önünde lokumluğumla birlikte vedamızı yapalım. İnşallah yarın çıkınca bunu, ilk işim bunu hemen değiştirmek olacak. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.